Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese mutlu günler. Haber Özel programında bugün 15 Temmuz darbesinin önemli ayrıntılarını değerlendireceğiz. Darbe sonrası yaşananları da özel olarak konuşacağız. Ancak 15 Temmuz akşamına, gecesine ve hatta o gecenin, o karanlık gecenin sabahına kadar neler yaşandığını değerlendireceğiz. 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananlar ağırlıklı olarak konuşuluyordu. Ancak darbeci askerler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de bulunmuşlardı ve trafiği kesmişlerdi. Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişi kesmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de büyük bir kargaşa vardı. Halk FSM'ye de akın etti. Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananları çok konuştuk ancak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde nelerin yaşandığını kamuoyu çok net bir şekilde bilmiyor. O gece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde olan bir gazeteci Kader Gür, elindeki özel görüntülerle birlikte bugün yayınımızda ve o özel görüntüleri de ilk defa bugün KRT'de izleyeceksiniz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 15 Temmuz gecesi nelerin yaşandığını hep birlikte göreceğiz. Ayrıca Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in de bir konuşması var. O konuşma da daha önce hiç yayınlanmadı. Yücel Çelikbilek de vatandaşları köprüye, askerlerin bulunduğu yere gitmeleri yönünde çağrı yaptı ve kesinlikle eve geri dönmemelerini istedi. Çok özel görüntülerle bugün Haber Özel'de 15 Temmuz gecesini anlamaya çalışacağız. Programda bir diğer konuğumsa siyaset bilimci Edis Kent Kur'an. Daha 15 Temmuz darbesinden belki de biraz öncesine değineceğiz Edis Kent Kur'an'da. Darbeye nasıl geldi Türkiye? Bu noktaya nasıl geldi? Bu sorunun yanıtını isteyeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Fatih Sultan Mehmet'le başlayalım. Siz bir yandan anlatırken bir yandan da arkadaşım Nail görüntüleri ekranlara getirecek. İlk kez yayınlıyoruz FSM'deki o anları. Neler yaşadınız 15 Temmuz günü? Evet Çağlar Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben öncelikle 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitleri anma günü olarak da ilan etti dün Cumhurbaşkanı. Evet. Bunu da hatırlatalım yani çok önemli, çok zor ve sıkıntılı bir geceydi. Şöyle başlayayım ben Çağlar Bey. Genel olarak zaten Türkiye'ye yansıyan, Türkiye'nin bütününe yansıyan bir karmaşa vardı. Ben olayın ta başından konuyu değerlendirecek olursam, yani akşam saatlerinde bu Çengelköy'de yaşanan bir karmaşa. Evet. Telefonumuza düştü gazeteci olduğumuz için. Çengelköy'de işte askerlerin polisleri gözaltına aldıkları, silahlarını aldıkları, gözaltına aldıkları şeklinde bir söylenti geldi bize. Akşam saatlerinde değil tabii, mi? Tabii akşam saatlerinde. Nasıl böyle bir şey olabilir mi gibi, zaten Türkiye'de uzun süredir işte polisle asker çatışabilir gibi böyle bir tarz dedikodular. Allah Allah ne oluyoruz dedim. Sonra başka kesimlerden de bilgiler gelmeye başladı. O süreçte ben Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olan dostlarımız, abilerimiz var. Onların bu konuyla daha iyi bilgili olabileceğini, yani genel bir sıkıntım var. Nedir burada, yani İstanbul'la ilgili bir bomba alarmı mı verilmiş nedir diye sormak için ulaşamadım kimseye. Evet. Ulaşamayınca kuşkulandım bu kez. Tam o sırada yine çok sevdiğim bir arkadaşım telefonla beni aradı. Ankara'da emekli olmuş bir subayla irtibat kurduğunu. O arkadaşımın beni aramasının nedeni de işte sarayda dostlarımız var, onlardan bilgi alabileceğimi düşünerek beni aradı. Emekli bir subayla görüştüğünü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 500 askerle kuşatıldığını, çatışma olduğunu, ölenlerin olduğunu bana söyledi. Yani Ankara'dan almış oldum. O an anladın darbe girişimi o var. O an bir tehlike olduğunu anladım. Evet. Ve çocuklarıma dedim ki oğlum gidiyoruz, hazırlanın dedim. Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmadan sokağa hiç çıkalım daha mı dediniz? Başbakan Binali Yıldırım bile daha henüz konuşmamıştı. Tabii, yani daha olay Türkiye'ye yansımamış. Yavaş yavaş kıpırdama başlamış. Ben de siz çocukları da yanınıza alıp çıktınız sokağa. Haydi oğlum gidiyoruz dedim. Baba nereye? Gelin oğlum, yolda anlatırım ben size dedim. Yola çıktık, tam Kavacağa inmek üzereyken Binali Yıldırım'ın açıklamasını radyodan dinledik. Askeri kalkışma eyvah, demişti. Dedim, eyvah dedim. Hemen biz Kavacık'ta olmamız gerektiği noktaya gittik. Yani şöyle AK Parti ilçe merkezinin önüne gittik. Orada ne olup bittiğini, çünkü eğer bir sıkıntılı durum varsa oralardan koordine, bu koordine edileceğini, oralardan koordine edileceğini düşündüm. Benim gitmemle beraber hemen Cumhurbaşkanımızın açıklaması, yani oraya gittiğimizde belediye başkanımız Sayın Yücel Çelikbilek falan, herkes bir 150 kişilik bir kalabalık
oluşmuştu zaten evet, bu karmaşadan dolayı. Bekledik tabii ne olacak, ne biter, ne gider diye insanlar birbirine soruyor. Ama ben burada bir sıkıntı olduğunu, çünkü Tayyip Bey'i de düşünüyorum. Nerede acaba, iki gündür de ortalıkta yoktu diye aklıma geldi hemen. Acaba bir sıkıntı mı var diye düşündüm. O sırada Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon aracılığıyla canlı evet. yayına bağlanıp herkesi sokağa davet etmesi ipleri kopardı. Evet. Yani o andan itibaren doldu mu? O esnada 10 dakika içerisinde bizim Beykoz'daki AK Parti ilçe başkanlığımızın önü hınca hınç, mahşeri bir kalabalık. Oradan belediye başkanımız çok tecrübeli, çok saygın bir isim, sözü dinlenen bir isim. Hemen ona nasıl bir bilgi geldiyse, kim arayıp da böyle bir talimat verdi onu bilemiyorum. Herkesin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitsin dedi. Yani sadece işte evet. 50-100 kişi dedi ilçe başkanlığının önünde kalsın. Ne olur geri ne olmaz. Geri kalanı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitsin. 50-100 kişi burada kalsın. Diğer herkes Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne. Askerlerin karşısında durun mu dedi Sayın yani, Yücel Çelik. Tabii yani oranın da kapatılmış olduğunu. Bir de şu olay tabii Cumhurbaşkanımızın yine canlı yayın aracılığıyla İstanbul'a doğru yola çıkıyorum evet. dedi. Yani yola çıkıyorum. Atatürk Havalimanı'na geleceğim dedi. Geleceğinin bir soru üzerine kendisine yöneltilmesi biraz daha Beykoz'u hareketlendirdi. Çünkü köprüler kapalı, şu bu vesaire. Dolayısıyla Yücel Çelik Bilek'in talimatıyla korkunç bir kalabalık. Yani 250 bin Beykozlu'nun 100 bini köprüdeydi diyebilirim. 100 bin Beykozlu evet. köprüye gitti. 100 bin Beykozlu köprüye inmiştir diye düşünüyorum. Kaç tane tank vardı? Şu anda Fatih ben Sultan Mehmet Köprüsü'nü kapatan. Şöyle söyleyeyim. O karmaşada görebildiğim bir 4 tane tank vardı. 4 tane tank. Evet. Biz köprüye indiğimizde bizim korkunç bir kalabalık. Zaten öyle istediğin gibi hareket edemiyorsun. Evet. Biraz sonra görüntülerde de izleyeceğiz. Evet. Bizim önümüzden giden grup içerisinde olan bizim yine sevdiğimiz evet. AK Parti eski ilçe başkanı Adem Sefer olsun. Yine camiamız içerisinden tanınan onların en ön safta olmuş olması, arka kısmın ve orta kısmın Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaşana kadar orada ciddi bir şeyler olduğunu biz daha sonra gittiğimizde bir tank etkisiz hale getirilmişti. Ve orada vatandaşlar tarafından. Tabii vatandaş. Orada polis var mıydı? Sizden önce emniyet güçleri darbe girişiminde bulunan askerleri etkisiz hale getirmek Çağlar için Bey, gitmişler miydi? Harekete geçmişler Fatih miydi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen girişinde Boğaz Köprüsü'nü korumak için bir polis karakolu var. Orada evet. ne kadar polis var, ne kadar olaya müdahale edildi onu bilmiyorum. Zaten evet. orada o 100 bin kişi içerisinde. O kargaşada anlayamadınız. Yani biz gittiğimizde zaten bir tank, bir evet. tank orada ölen vatandaşlarımız oldu. İki kişi vuruldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde iki kişi öldü mü? Tabii. O ilk tanka vatandaşın müdahalesi sırasında iki vatandaşımız orada öldü bizim. Yaralananlarımız oldu. Adem Sefer evet. arkadaşımız yaralandı. Onun gibi birçok arkadaşımız yaralandı. Yani Beykoz'da o gece kaç kişi hayatını kaybetti Beykoz'da? 3 kişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hayatını kaybetti. 3 kişi. 3 kişi orada hayatını değil. Kaybetti. 3 kişi evet. kaybetti. Daha sonradan bir tane de oldu. Evet. Yine bir Beykozlu vatandaşımız da Çengelköy'de evet. hayatını evet. kaybetti. Ama bizim 60'ın üzerinde yaralımız vardı. Evet. Beykoz Devlet Hastanesi'ne evet. kaldırıldı 60'ın yaralılar. 60'ın üzerinde yaralımız vardı. Peki şunu vardı. Soracağım. 3 kişi köprüde askerlerin, darbeci askerlerin diyelim, açtığı ateşle hayatını tabii. kaybetti. Tabii. Vatandaşlar ne yaptı o sırada? Tankları mı ele Şimdi geçirdi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii vatandaş yani silahların karşısında durmadı, tırsmadı. Olayın üzerine gitti. Biz gittiğimizde zaten bir tank etkisiz hale getirilmişti. Onun etkisiz hale getirildiğini görünce biz diğer tanklara yöneldik. Korkunç bir kalabalık evet, vardı. Askerler ne oldu? Darbeci askerleri Şimdi ne ilk yaptınız? Tankın içinden alınan asker karakola teslim edildi. Askerler zarar verildi hayır, mi? Hayır hayır. Hiçbir şekilde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde askere zarar verilmedi. Hiç. Fatih alındı, Sultan Mehmet Köprüsü'nde yok öyle bir tankın şey. Tankın içinden alındı. Bayrağı sarılarak karakola, polis karakoluna evet. teslim edildi. Orada zaten polisler, oranın evet. polisleri orada gerekli güvenliği sağlamışlardı. Ama bizden önce orada fark etmediğimiz bir siyah arabadan bahsediliyor. Ne gibi? Operasyonu yöneten subayların bu siyah arabanın içinde oldukları ve daha sonra oradan kaçtıkları bilgisi bize daha sonra ulaştı. Ama
Bir arabanın tane rütbe... plakasını alan, fotoğrafını kimsenin çeken yok değil mi? Kimsenin dikkatini çekmedi. Yani daha orada sonra akla mı geldi? İnsanlarımız kamuflaja yöneldiği için, evet, tanklara yöneldiği sivil için, araca orada sivil araç dikkat çekmedi hiç. Nereden anladık içinden subayların? Daha sonra o arabanın oradan kaçtığı görüldü. Evet. Kaçtığı görüldü ama orada vatandaşlarımız bir subayı etkisiz hale getirdiklerini, polis karakoluna teslim ettiklerini, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde tamamen halk, evet, ulaşımı açtıktan sonra bu sefer vatandaşımız polis karakoluna yöneldi. O rütbeli askerin kendilerine verilmelerini istedi. Evet. Yani kabullenemedi vatandaşımız bunu. Tabii böyle bir şey olmadı. O öfkeyle bir teşebbüs oldu. Herhangi bir darbeci askerle orada da ben bir rütbeli askerin, hayır hiçbir şekilde, Fatih bütün Sultan tanklardan alınan askerlerimiz Türk bayrağına sarılarak polis karakoluna teslim edildi. Zaten görüntülerde de dikkat ederseniz, evet, ekrana geliyor bir diyorsun. Askerin tankın içinden çıkarılıp Türk bayrağına sarılışı, evet, orada gözüküyor. Burada tabii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün açılması şu açıdan önemliydi. Yani bu darbe girişiminin, FETÖ'nün darbe girişiminin önlenmesi adına bir öncelik etti. Yani herkes bu süreçte bir takım değerlendirmeler yapıyor. Herkes işte öncülük ettiklerini söylüyor. Ama İstanbul'da yaşanan sıkıntılı sürecin belinin kırılmasının ilk noktası Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'dür. Evet. Beykoz halkı, belki başka civarlardan gelen vatandaşlarımız da vardır. Tamamen Beykoz halkına bunu mal etmek doğru olmayabilir. Ama çoğunlukta, büyük oranda Beykoz halkının Yücel Çelikbileğin talimatıyla gitmiş olduğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü 3 saatte ulaşıma açtı. Ulaşıma açıldıktan sonra kırılma noktası mı yaşandı? Tabii. Türkiye'de, İstanbul'da bu manada bir kırılma noktası yaşandı. İnsanlar hatta Atatürk Havalimanı'na, tabii, Anadolu yakasından Cumhurbaşkanı'nın da rahat bir işte şekilde havalimanına ulaştı. Geleceğine yönelik duyumların alınması, oranın açılmasıyla o tarafa doğru bir yöneliş, bir akış söz Sağlam, konusu oldu. Evet. Daha sonra tabii bu olayların durulması sonrasında ortaya çıkan yazışmalardan, şunlardan, bunlardan gördük ki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ulaşıma açılması diğer tarafta ciddi bir endişeye yol açmış ki oranın bombalanmasına. Tabii bugün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün havaya uçurulmasıyla ilgili darbeci askerlerin WhatsApp yazışmaları ortaya, evet, çıktı. Yani hava taarruzu yapın. Bunları tabii daha sonradan öğreniyoruz. O karmaşa esnasında, evet, o işte şeyde, mücadelede, evet, böyle bir şey düşünemiyoruz. Aslında Boğaziçi Köprüsü'ne hep odaklandık. İnsanlar orada hayatını, kesinlikle, kaybetti ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de 100 bine yakın insan diyorsunuz. Yani ben 100 bin garanti diyorum, fazlası vardır. Dikildi ve 3 kişi de hayatını kaybetti. Evet, evet. Ve 3 saat içinde de askerleri halk etkisiz hale getirip köprüyü, evet, trafiğe açtı diyorsunuz. Şunu da söylemek lazım. Ben onu orada... alayım. Sayın Çelikbileğin konuşmasını da bir dinledikten, tamam, sonra Kent Kur'an'a gireceğim. Alayım son bu cümlenizi. Şunu söylemek istiyorum. Yani orada ilk tankın şeyi esnasında kontrol altına, vatandaşlarımız tarafından ilk tankın kontrol altına alınmasında ciddi şeyler yaşandı. Orada ölenlerimiz oldu bizim. Evet. Ama diğer tanklardaki askerlerin çıkartılmasına ben bizzat tanıklık ettim. Öyle mi? Ve askerin yani... yalvardığını böyle vatandaşa, ya bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu, biz kendimizi burada bulduk dediğini ve bunun üzerine bizim Beykoz halkının sakin bir şekilde askeri alarak bayrağa sardığını, askerin böyle bir yalvarış içerisinde olduğuna bizzat tanıklık, evet, ettim ben. Yani içim ezildi. Yani inanın gözyaşlarımı zor tuttum. Evet. Yani nasıl bizim bu belayı başımıza saran insanlar, yani bu insanlar yazık günah değil mi? Kandırarak yani oraya getirdiler yani diyorsunuz. Bu, evet, nasıl? Bu anlatılacak zaten şey değil. Zaten terör tehlikesi var. Biz polise yardım için geliyoruz diye orada bulundu. Birçok asker. Ben şunu da söylemek istiyorum Çağlar Bey. Sonuçta bir gazeteci kimliğimiz var. Bir tabii dünya görüşümüz de var. Biz öncelik itibariyle dünya görüşümüz nedeniyle biz o darbeye, o tanklara müdahale ettik. Onların üzerine yürüdük. Ama diğer taraftan da bir gazeteci kimliğimiz de var. Bunu da önemsiyoruz. Evet. Sonuçta bir şekilde bizim de bu işin içinde olmamız gerektiğini, destek, evet, vermemiz gerektiğini, bunu düşünerek benim iki tane çocuğum var. Onları da ben o köprüye giderken yanıma aldım. Birisi... korkmadınız mı kurşunların arasında kalıp çocuklarınızın hayatını, yani, kaybetmesinden? Hayır, korkmadım. Şöyle ki böyle bir şey mi öldü diyecektiniz? Böyle bir şeyin Allah başarılmış da olması doğrultusunda, böyle bir şeyin başarılı, darbenin başarılı olduğunu varsaydığımızda Çağlar Bey, korkunun ne anlamı var ki? Zaten niye korkalım diyorsunuz. Darbe, yani darbe, zaten eğer bu ülke, diyorsunuz, eğer bu ülke bir takım güçler tarafından ele geçirilirse,
Niye korkalım ki? Evet. Şimdi Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelik Bileğin o akşam yaptığı açıklamaya bir göz atalım. O açıklamanın ardından insanlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne akın etti. Ardından siyaset bilimci Edis Kent Kuran'dan o gece insanların sokağa dökülmesi ve sonrasında yaşanan demokrasi nöbeti adı verilen eylemleri değerlendirmesini isteyeceğim. Sayın Çelik Bileğin açıklamasına bir bakalım. Beyler dinleyin lütfen. Buradaki arkadaşlar hariç şunlar burada kalsınlar. Şu buradan bu tarafa kim varsa hepsi köprüye gitsin arkadaşlar. Talimat bu. Köprüye gidin. Alın. Arkadaşlar sağ tarafta olan yani otobüsün arkasındaki arkadaşlar dursunlar. Onun dışında önünde yanda kim varsa herkes köprüye gitsin kardeşim. Başkanım. Şu anda sizi oradan çağırıyorlar. Köprüye gidin, otobanı açacağız. Evet. Otobanı açacağız. Otoban açık, açık. Neyse bakalım, gidin yavrum. Arkadaşlar, yapacağımız şu anda en büyük iş o. Oradaki duruma hakim olmamız lazım. Tamam. Dolayısıyla herkes buradan, sağa sola bir şey yapmadan, herkes köprünün önüne yürüsün bakalım arkadaşlar. Evet, Sayın Çelik Bileğin çağrısı bu yöndeydi. Bu çağrının ardından insanlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne akın etti. Sayın Kent Kuran, siz insanların sokağa dökülüp askerlerin karşısına dikilmesini eleştirdiniz o gece. Ben sosyal medyadan da sizi takip ettim. Daha sonrasında başlayan demokrasi nöbeti adı verilen bu protestolarla ilgili de eleştirileriniz var. Görüşlerinizi alayım. Şimdi ben teşekkür ederim öncelikle söz verdiğiniz evet. için. Ben bugün yaklaşık bir haftadır her türlü mecliste ve her türlü tartışma ortamında bulunduğum için o tartışma ortamlarımda elde ettiğim bir tecrübeyle evet. ilk önce sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Bilenlerden özür dileyip bilmeyenler için bir tartışma nasıl yapılır, bir tartışma nasıl dinlenir ve nasıl analiz edilir? Ben bizi dinleyenlerin anlayacağı bir dilden anlatmak istiyorum. Rabia ile anlatacağım. Evet. Benim bir Rabia'm var. Sizin de mi benim var Rabia'm? Bir Rabia'm var. Bu Rabia'mı anlatacağım şimdi size. Evet. Önce öyle başlayacağım. Ondan sonra o Rabia ile tartışmada kendi fikirlerimi ileteceğim. Birinci Rabia'mız nedir? Bugün benim burada söylediğim her şey, benim fikirlerim, benim düşüncelerim, bu konudaki analizlerim beni bağlar. Bak evet. ben hiçbir kategoriyi kabul etmiyorum. Bir, ben bir Müslüman kimliğim var, bir Türk kimliğim var. Bir aidiyetim var, bir teslimiyetim var bu iki kimliğe. Onun dışında solcu, sağcı, komünist, AK Partili, CHP'li, darbeci, FETÖ'cü, MÖTÜ'cü bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Evet. Ben bugün burada bir Türk vatandaşı olarak bulunuyorum. Siyaseti bilen bir insan olarak bulunuyorum. Siyasette en azından fikirleri olan bir insan olarak bulunuyorum. Ve bu fikirlerimi evet. duyduğumda bana hak verebilecek insanların duymasını istediğini öngörerek burada evet. da açıklıyorum. Bu bir. Birinci evet. Rabia'mız bir. O yüzden beni dinlerken lütfen beni bir kategorize etmesinler. İki. Benim sözlerime karşı çıkacaksanız, benim görüşlerime karşı çıkacaksanız bir mantık silsilesi içerisinde bana saldırmak yerine lütfen fikirlerime saldırınız. Evet. Yani bana niye yanlış düşündüğümü anlat. Bana işte her şey, siz hepiniz böylesiniz. Siz vatan hainisiniz, siz darbecisiniz, siz FETÖ'cüsünüz, siz işte AK Partilisiniz, siz böyle cahilsiniz, koyunsunuz gibi böyle bu tarz saldırmalarla lütfen evet. fikirlerime karşı çıkma. Bana de ki sen burada bunun yanlış olduğunu düşünüyorsun ama bu olmasa şu olurdu. Bunu düşünmüyor musun da ben de sana diyeyim ki eyvallah ben bunu düşünememişim ve size hak veriyorum diyorum. Evet. Bu ikinci Rabia'mızın ikincisi bak göstererek de söyleyelim. Evet. Üçüncüsü arkadaşlar hükümetin karşısında bir görüş bildirmek demek vatan haini demek değildir. Bir insanın her şeyiyle doğru olduğunu kabul etmek bana göre nasıl koyunluk değilse tekrarlıyorum bak. Bir insanın her şeyini kabul etmek ne derse doğrudur demek. Ben koyunluk demem buna. Koyunluk evet. demiyorum. Bak hiçbir zaman da bunu böyle bu şekilde ifade etmiyorum. Değilse o zaman onun söylediklerinin karşısında bir şey söylemekte hainlik değildir. Diyorsun. Veyahut da bir vatanını sevmediğini, milletini sevmediğini, darbe yanlısı olduğunu. Yani bugün ben hükümeti desteklemiyorsam FETÖ'cü, FETÖ'yü desteklemiyorsam hükümetin tarafında anlamına gelmez. Bak evet. ben vatandaşım. Hükümet de benim için var, asker de benim için var. Bak bugün ben bunun bilincinde olarak burada konuşuyorum. Dolayısıyla benim için asla ve asla hükümetin evet. karşısında olmak, yani rica ediyorum bizi dinleyenlerden, hükümetin karşısında olmak vatan haini değildir. Evet. Ve benim de açık açık arkadaşlara da, bizi dinleyenlere de söylemek istediğim şey, Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Bir adamın, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun, bir ekibin veyahut da herhangi bir yönetim kademesinin, bir kurumun yaptığı her şey doğru olamaz. Evet. Ve siyaset öyle bir kurumdur ki burada yaptığınız yanlışın bedeli olur. Olmalıdır. Bugün olmazsa yarın olur.
Ve biz de bunu bugün sağduyulu vatandaşlar olarak, bak tekrar söylüyorum, sağduyulu bir vatandaş olarak bunu dile getirmekle mükellefiz. Evet. Bu yüzden de bunu dördüncü Rabia'mız. Dördüncü Rabia'mız da şu. Allah aşkına. Artık bak dördüncü Rabia'mızın dördüncüsü. Bunu her yerde de söyleyeceğiz. Evet. Kardeşliğimize zeval getirmeyin. Benim fikirlerimin böyle olması, senin fikirlerin böyle olması birbirimizi öldürmemiz anlamına gelmez. Evet. Bu ülkede yaşayamayacağımız anlamına gelmez. Lütfen her düşünceye bir şans verin. Ve sizden ricam, biraz bana hak vermeye çalışın. Biraz evet. Kendinizi benim yerime koymaya çalışın. Gerisini ben halledeceğim. Şimdi zaten. Bu Rabia'dan sonra sanırım çok farklı fikirler gelecek. Ben zaten Haber Özel'e özellikle bu farklı fikirlerini dile getirmen için sizi davet ettim. Beni kırmadınız, teşekkür ediyorum. Evet. Araya kadar bir 3 dakika var, anlatalım. Aradan sonra yine devam edeceğiz sizinle. Nedir düşünceniz bu yaşananlar, şimdi protestolar, şöyle, çağrılar? Onları, ben de şunu öncelikle söyleyeyim. Tabii bizim fikirlerimizin sizin programınızla da bir ilgisi yok. Siz burada her türlü fikri getiriyorsunuz evet. Dolayısıyla bunları şey yapıyorsunuz. Benim burada... tabii 3 dakika nasıl özetleyeceğiz bilmiyoruz yok, ama devam en azından, edeceğiz yine. Tabii devam edeceğiz ama bölünmeden önce şöyle bir ana ne konuşacağımızdan bahsedelim. Bugün ne konuşacağız? Bir kere bu bir tiyatro mudur? Bu tiyatroysa nasıl bir tiyatrodur? Nasıl bir prodüksiyondur? Veyahut da bu eğer tiyatro değilse, yani öbür tarafa da bakarak bu bir tiyatro değilse bu nasıl bir girişimdir? Nasıl bir kalkışmadır? Buna verilen mukavemet meşru mudur? Değil midir? Buna mukavemet göstermesi gereken kimdir? Nedir? Buradaki zafiyetler nedir? Ama bundan da ziyade. Bunları çok değineceğim, kısaca geçeceğim. Evet. Yani bunu bir siyaset bilimciden ne beklersen sen o şekilde anlatacağım, geçeceğim. Tabii. Ama sonra bir vatandaş olarak ben kendi adıma, ben en baştan beri sokaktayım. Facebook'ta da zaten canlı yayında yaptım. Ve askerlerle konuştum. Ve oradaki vatandaşlarla konuştum. Başıma gelmeyen kalmadı. Bir parça aldım. Vücudumda hala da bu bir mermi parçası mıdır artık bilmediğim bir parçanın yarası var. Ve dolayısıyla onları da sıcağı sıcağına yaşamış bir insan olarak oradaki insanların nabzını, askerlerin nabzını ve burada ortaya serilen yanlışı, bana göre yanlışı ifade etmeye çalışacağım. Nedir size göre ortada şöyle olan yanlış? Bir kere bir, bak ne olduğundan önce ne aşama olmadığı. Aşama aşama gidelim. Tamam, birincisi bak ne olduğundan önce ne olmadığı. Evet. Kesinlikle ve kesinlikle bu bir darbe değildir. Oo, bu çok çarpıyor. Evet, bu bir darbe değildir. Buna darbe demek bana göre benim aklıma, benim ferasetime, benim bilgi birikimime... Ve bugüne kadar yaptığım analiz zaten darbe değil, darbe girişimi. Tamam. Darbe girişimi de mi değil? Bu bir darbe girişimi de olsa darbe girişimi değildir. Bana göre değildir. Çünkü ben darbeden şunu anlarım. Bir darbe hükümete karşı yapılır. Evet. Doğru mu? Siyasi yönetime karşı yapılır darbe. Darbe benim bildiğim bir ülkenin yönetimini ele geçirmeye çalışmaktır. Ben bunun böyle olduğunu inanmıyorum. Bu kesinlikle ve kesinlikle ortada... orduya karşı yapılmış bir darbedir. Ve orduya karşı yapılmış bir darbenin de darbe kavramının içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Çok farklı bir değerlendirme. Evet. Hakikaten çarpıcı bir değerlendirme. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Sayın Kent Kuran'ın o farklı görüşlerini dinlemeye devam edeceğiz. Haber Özel'e devam ediyoruz. Sayın Kent Kuran'ın görüşlerini almaya devam ediyoruz. Bu bir darbe değildir dediniz. Darbe girişimi de değildir dediniz. Ama işte ortaya konulan delillerden anladığımız kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik bizzat bir tim gönderildiği ve bu timin Erdoğan'ı ölü ya da diri ele geçirme emriyle hareket ettiğini anlıyoruz. Bu eğer hükümete değil de orduya karşı bir darbe ise neden bu timler Cumhurbaşkanı'nı ele geçirmeye çalıştı, ölü ya da diri. Tamam. Şimdi bir kere Rabia'mızı anladık değil mi abi? Evet. Rabia'mızı anladıysak ben onun rahatlığıyla konuşmaya devam edeceğim. Dolayısıyla tabii. Biz şimdi soru soralım o zaman. Madem öyle biz de kendimize, kendi kendimize mülahaza yaparken soru soralım ki en azından bu sizin söylediğiniz fikirler doğruysa kafamızda netleşsin. Şimdi dedik ki bu bir bana göre darbe değildir. Niye? Tekrarlıyorum. Niye? Çünkü bir darbe bir ülkenin yönetimine karşı yapılır. Ve o ülkenin siyasilerine, bürokratlarına, üst düzey yöneticilerine ve mümkünse Cumhurbaşkanı'na karşı yapılır. Ve ben bu darbede bir Türk vatandaşı olarak, askerliğini de önemli bir teşhisatla, komando olarak yapmış bir insan olarak şunu düşünüyorum kendi adıma. Şimdi, tabii çok spekülasyon çıktı ama bir tanesi de şuydu. Marmaris'e gönderen ekip Bordo Bereli. Evet. Doğru mu? Ha, böyle bir şey çıktı. SAT komandoları. SAT komandoları denildi. Bordo Bereli denildi. Bordo Bereli vesaire. Denildi. Ve evet. Biz bunların otele de baktığımızda duvarlara atış ettiğini gördük. Evet. Doğru mu? Peki. Boş odaları boş kontrol odaları etmişler. Gördük. Evet, kontrol ettiğini gördük. Şimdi bakın, bir darbe düşünün ki, bir ekip düşünün ki bunlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı Moda Deniz Kulübü'nde
düğünden alacak. Ki düğünde bütün üst düzey rütbeler orada. Evet. Düğünden alacak. Genelkurmay Başkanı'nın makamında alacak. Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın hem eski hem yeni yaverleri işin içinde olacak. Genelkurmay Başkanı'nın özel kalemiyle birinci yine yaveri işin içinde olacak. Yani bütün her şey kontrollü ve sizin benim bildiğim kadarıyla 3 mermiyle 10 kişiyi öldüren SAT komandolarını, bordo berillileri 3 mermiyle 10 kişiyi öldürüyor bunlar. O adamlar oraya yollayacaksınız ve bunlar duvarlara ateş edecekler. Şimdi inandırıcı bakın, gelmiyor mu? Bakın inandırıcı gelip gelmemesinden ziyade şimdi burada bir şey konuşurken de ben Türkiye'de demokrasinin bir demokrasiden korkan bir insan olarak fikirlerimi de çok iyi bir şekilde ifade edemiyorum. Evet. Dolayısıyla şunu söyleyeyim ben. Türk askerini bu kadar küçümsememek lazım. Ama çok şükür, elhamdülillah, çok şükür. Eğer böyle değilse de ben sonuç itibariyle bunun alınmamasından duyduğum sevinci söyleyerek bunun gerçek olamayacak kadar amatör ama amatör olamayacak kadar da veyahut da sahte olacak kadar da sahte olmayacak kadar da acımasız olduğunu düşünüyorum. Bak tekrarlayalım, toparlayalım. Gerçek olamayacak kadar amatör, evet. Sahte olamayacak kadar da acımasız. Yani diyeceğim ki belki bunu hani başka bir amaçla yapıldı. Ulan bu kadar insan öldü. Evet. Yani bu kadar gaddar olamaz bu insanlar. Bu kadar hain olamaz. Dolayısıyla bunu ben açıkçası şu konuyu şöyle değerlendiriyorum. Bak bir, SAT komandoları gitti. Evet. Ki 2 saat sonra, 3 saat sonra gitti. Evet. Şimdi siz darbe yapacaksınız. Ya bana ver bunu darbeyi madem öyle. Hani evet. Ben açıkçası ben bilmem askeriyeden anlamam. Generallikten anlamam. Stratejiden anlamam. Komandoluk yaptınız ama sadece. Ama komandoluk yaptım. En azından şunu biliyorum. Bir komandonun evet. Tesisatıyla neler yapabileceğini biliyorum. Evet. Ki buradaki askerler de bunu konuşuyor. Size verdiler. Şimdi ya bize verseler benim tek hedefim Tayyip Erdoğan olurdu herhalde. Tek hedefim herhalde Binali Yıldırım olurdu. Ya onu geç. Siyasetçi olurdu arkadaşım. İşte bir tane siyasetçi alırdım. O kadar mermi F-16'larla... Evet, 47 tane helikopterden bahsediyoruz. 12 evet. tane F-16'dan bahsediyoruz. Ya arkadaş sür bunları madem öyle Marmaris'e. Tabii. Bir bitirsen Allah sür korusun. Sür diye demiyoruz bak, da yanlış anlamasınlar şimdi. Allah korusun tamam. Yanlış anlamasınlar. Biz şu evet. Rabia'mızı açıkladık ya, Rabia'mızı. O Rabia'yı anlayan bizi anladı. Evet. Anlamayan için zaten benim yapacak bir şeyim yok. Evet. O yüzden inşallah onlar anlamıştır diye onların ferasetine bırakıldığı, vicdanına bıraktığım bir konuşma evet. yapıyorum. Allah aşkına düşünün. Allah aşkına düşünün. Bak Allah aşkına diyorum düşünün. Bu 12 tane F-16 Marmaris'e gitseydi o uçak oradan kalkabilir miydi? Marmaris'ten helikopterle Dalaman'a geçilebilir miydi? O helikopter oradan Atatürk Havalimanı'na gelebilir miydi? Bir kere güvenlik protokolü yok mu burada arkadaşım? Atatürk Havalimanı karartılmış. Sonra aydınlatıldı polisin. Ama orada bir hava saldırısı var. Ya bu uçak nasıl kalkar? Burada bir güvenlik protokolüne uymamak suç değil mi? Ve bu uçağın oradan gelmesi hava kontrol elinde olan. Bak hava kontrol elinde. Akıncılar ana üssü değil. Bunlar hava kuvvetleri komutanı almışlar. Evet. Dolayısıyla burada biz hali hazırda bu şeyi nasıl görüyoruz? Nedir onun adı? Bu kontrolü. Veyahut da bu kontrolsüzlüğü nasıl görüyoruz? Burada nasıl yapılmadığını anlamıyoruz. Şimdi bu çok önemli değil. Sonuç itibariyle evet. çok şükür elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın başına bir şey gelmedi. Ve şunu da söylüyorum, altını çiziyorum. Eğer Cumhurbaşkanımızın başına bir şey gelseydi evet. Türkiye çok karanlık bir noktaya yürümüştü. Evet. Ama bak ama altını çiziyorum. Türkiye eğer Cumhurbaşkanımız bu darbe gerçekleşseydi, eğer yönetime karşı olsaydı ve gerçekleşseydi, Allah korusun eskaza Cumhurbaşkanımızın yanlışlıkla veyahut da kasti evet. başına bir şey gelmiş olsaydı, geçmiş olsun Türkiye bitmiş. Peki o zaman nedir bu plan? Peki. Yani o konuda madem hani Erdoğan'ı almak isteselerdi alırlardı, almadılar. Şimdi bir kere size göre nedir plan? Onu söyleyeyim. Yani, bakın bizim Türk askerimizi ne anlayacağız şimdi burada? Tamam Türk askerimizi hafife almayalım. Bakın bu Türk askeri bir şeyler yaparken bir şeyleri de bozmayalım. Ben bunu bir itibarsızlaştırma çalışması olduğunu düşünüyorum. Türk askeri itibarsızlaştırdı. Orduyu itibarsızlaştırmak evet, için bu darbe mi evet, planlandı bu darbe ise, bu hani ne diyelim ona kalkışma evet. diyelim. Bu bir itibarsızlaştırma çalışmasıdır. Bu İran'ın Arabistan'a, Arabistan'ın İran'a, Rusya'nın NATO'ya, NATO'nun Rusya'ya, Amerika'nın anlamadığı, bilmediği evet. ve Avrupa'nın da hayretler içerisinde izlediği bir tiyatrodur. Bu bir beynelminel bir tiyatrodur. Dış güçler bu, mi bu işin içinde? Orduyu bir, yıpratmak isteyen dış güçler mi var bu işin içinde? Sayalım. Suriye'de dağlık bölgeyi alan IŞİD, evet. Laskiye bölgesini kontrol eden Esed evet. ve sınırda kurulması istenen bir Kürt kanton bölgesi evet. var. Askeri buradaki en çarpıcı güçlerden bir tanesi. Askerin içerisindeki benim temas ettiğim, konuştuğum insanlardan da bazıları şunu söylüyor, çok da rahat konuşamıyor. Şunu söylüyor, ya biz bıkmış durumdayız. 6 ay içerisinde kaç tane şehit verdiğimizi biliyor musun? Bu yanlış politikaları görüyor musun? Kaç tane insanımız öldü? Kaç tane insanımız bitti? Daha Suriye'de bir herhangi bir çıkartma yapamadık. Suriye içerisinde sürekli biz taarruza uğruyoruz. Sürekli sıkıntı içerisindeyiz. Ve dolayısıyla artık biz bittik, illallah ettik. Evet. Ama bu kadar da nedir? Bu darbe nedir? Diyen askerlerimiz de var. Dolayısıyla askerinin direkt içerisinde olduğu, Türkiye'nin askeriyesi üzerinden veyahut da Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinden itibarsızlaştırmaya evet. çalıştığı çok açıktır. Birileri Türkiye'ye şu mesajı verdi. Dedi ki, bak, akıllı ol. Askeriyem bende.
askeri istersen böyle seni böyle karıştırırım. O yüzden uluslararası ilişkilerde bu da zıplama. Evet, bu Tayyip Erdoğan'ın bir başarısıdır. Evet, Tayyip Erdoğan'ın hiç aksiyon almadığı bir Türkiye'yi aksiyon alan hale getirmesinin bir sonucudur. Yani. Ve evet, Türkiye bu yolda mücadele etmelidir. Türkiye bu yolda kendisini çok iyi ifade etmelidir. Evet. Fakat neyi ifade ettiğini bilerek bunu yapmalıdır. Çok farklı görüşler var. Virgül koyalım. Şimdi tartışma olsun diye, kavga değil tartışma. Sayın Gür'ün de görüşlerini almak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Anlattıklarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben çok kısa böyle karşılıklı yani arkadaşın konuşalım. Tabii net bir ifadesi oldu. Bu darbe değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırma operasyonudur dedi. Bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'ni itibarsızlaştırmasına yönelik ifadelerin kısmı olduk doğruluğunu kabul ediyorum. Ama bunun adı çok güzel bir darbedir. Ellerindeki güç bu kadardı, bu kadarla yüklendiler bu işe. Yani ama sonuçta, Sayın Kent Kur'an diyor ki isteseler de alırlardı. Yani 46 tane helikopter, 16, 12 F-16 şimdi orada, nasıl alamıyorlar? Orada yani 46 tane helikopter var mıydı, kaç tane uçak vardı? Bunlarla ilgili net bir rakam bilmiyorum ben. Yani bunları nereden öğrendilerse bilmiyorum. Böyle bir resmi açıklamada yapılmadı. Yani şu kadar uçağımız, bu kadar uçağımız. Tamam, belki o ellerinde bu kadar uçak olduğuna yönelik yazışmalarda şunlar da burada söylenebilir. Ama Akıncılar üstündeki havaalanının bombalanması bu felaketin, yani oradaki havaalanının pist başlarının bombalanması burada olası tehlikenin büyümesini engellemiştir. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Yani emniyet güçleri ve halk büyük bir mücadele vermiştir burada. Evet. Şimdi yani ona da burada diyeceğiz. İstihbarat böyle bir hareketliliğin olduğunu tespit etmemiş olsaydı, bu hareket gece 3'te başlamış olsaydı nasıl olurdu? Bir ama düşünelim, orada da bir kafalar karışık değil mi? Şimdi bir enişte mevzusunu tartışıyor tüm Türkiye, hatta dünya. Cumhurbaşkanına darbenin olacağını bildiren eniştesi. O da özel bir istihbarat almamış. Beylerbeyinde askeri hareketliliği görüp arıyor ya. Sayın Cumhurbaşkanı, böyle bir Beylerbeyinde askerler çıkıyor, nedir bu diye. Cumhurbaşkanı hemen arıyor MİT müsteşarını, telefona çıkmıyor. Genelkurmay Başkanı'nı arıyor, hadi o rehin alındı Çağlar diyelim, telefona çıkmıyor. Burada, şimdi bir istihbarat zaafı olduğunu kendileri söyledi hükümetin. Burada aslında şu konuşulanları, Çağlar Bey. Yani istihbarat zaafı vardır, bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da kısmi olarak doğrular. Yani bunları konuşmak yerine bu insanların ne kadar sinsice Türk milletinin kılcal damarlarına girdiklerini konuşmamız lazım. Cumhurbaşkanının yaveriyle ilgili böyle bir tartışma yapıldığı bir ortamda bana göre bunları konuşmak doğru değil. Yaverin itirafları ortada. Bunları bu insanların, bu FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına nasıl girdiğini araştırmak lazım. Ya araştıralım bu değildir, ama araştırırsak değil altından AK Parti de çıkar, Mesut Yılmaz da çıkar, Tansu Çiller de çıkar, Özal da çıkar. Bak, bu, hepsinin döneminde bu, bütün bunlar doğrudur, yaşandı. Doğrudur. Ki cemaat zirveyi AK Parti döneminde gördü. Aynen. Cemaate tek kelime laf ettiğinizde üzerinize çullanıyordu AK Parti'nin aynen bakanları. Çağlar Bey, ben şu ifade, yani, bu şu ifadeyi doğru kabul etmiyorum. Dediğiniz yani doğru. Cemaatin, bu örgütün zirveyi AK Parti dönemine ama döneminde gördü. Ben ona katılmıyorum. Onlar zaten, onlar zaten 40 yıldır bu devletin içinde olabilmek için verdikleri bir mücadele var. Nasıl yani fark etmedi AK Parti? Ben daha önceki programlarda da belki söylemişimdir. Yani Üçlü koalisyon hükümetleri döneminde, o dönemlerde yaşanan bir Fethullah Gülen tartışmasında enti kitap mağazalarında yalandan Atatürk köşelerinin kurulduğunu ben biliyorum. Evet. Yani sonuçta bizim de etrafımızda insanlar siz vardı. Siz uyardınız mı? Siz AK Parti'nin de kurucuları arasında yer alıyorsunuz. Siz arkadaşlarınızı hiç uyarmadınız mı? O Ergenekon balyo sürecinde biz oraya şöyle insanlar bakın bu Fethullahçı örgüt devleti ele geçirmeye çalışıyor dediklerinde onları hapislere tıktılar. Sayın Bülent Arınç Türkiye bağırsaklarını temizliyor dedi. O yurtseverler için şimdi onları göreve getiriyorlar. Madem bağırsaktı onlar, şimdi orduyu yine balyozculara teslim ediyorlar. Şimdi bütün bunlar yaşanırken siz kendi adınıza soruyorum. Fark ettiniz mi bu grubun devlete zarar vereceğini? Şöyle söyleyeyim, yani bundan yıllar önce Fethullah Gülen'le ilgili böyle bir takım ifadeler kullanılıyordu. Tabii o dönemlerde bizim bunları yorumlayacak kadar ne bilgimiz ne de farklı argümanlarımız vardı. Evet. Ama bu Türkiye'de ezelinden beri söylenen bir şeydir. Fethullah Gülen'le ilgili işte devleti ele geçirmeye çalışıyor, işte farklı ülkelerin ajanı olduğuna yönelik ciddi ifadeler vardı. Dolayısıyla bizim, bakın burada şuna dikkat etmek lazım. Bunların söylenilmiş olmasına rağmen belirli kesimler tarafından Anadolu halkı
buna hiç itibar etmedi. Neden etmedi? Bunun evet. da altını çizmek lazım. Bizim Anadolu insanımız tertemizdir. Yani din işin içine girdiği zaman bizim Anadolu insanı evet. eyvallah der. Bak bunların altını çizmek lazım. Anadolu insanının saflığı, Anadolu insanının temizliği, Anadolu insanının dine, Allah'a, kitaba, Kur'an'a sahip çıkmasının bir göstergesidir evet. bu. Ama bugün gelinen noktada farklı bir mecraya gelmiştir nokta. Evet. Yani şimdi artık o haldeyiz yani. Çok hızlı bir şekilde bu cemaate bağlı insanlar kamudan temizlenecek. Bunu anlıyoruz. Hani geldiğimiz nokta bu. Şimdi size bir sorum olacak. Plandı dediniz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Söyleyin. Çalar Bey, son çok özür diliyorum. Devam değerli arkadaşımızın en son kullandığı ifadede şunu söyledi. İşte Amerika'da işte ne olduğuna bakıyor. Amerika ne olduğuna bakmıyor. Amerika bana göre bizzat bu olayın içindedir. Evet. Yani Amerika ne olduğuna bakmıyor. Kendi başlarına hareket etmediler yani. Mümkün değil böyle bir şey yani. Evet, şimdi dediniz ki bu bir planda orduyu itibarsızlaştırmak için yapıldı. Hedef hükümet değil, orduydu dediniz. Peki sonrasında yaşananları nasıl açıklayacağız? Sokağa çıkmalar, demokrasi nöbeti, protestoları nedir görüşleriniz? Çok kısa kısa alayım da. Ben de süre daralıyor. Öyle mi? Şöyle bir şey yapalım ama bir genel bir değerlendirme yapayım ben de. Ondan sonra söyleyeceklerimi söyleyeyim. İsterseniz böyle sırayla gidelim. Şimdi birincisi tabii istihbarat dediniz. Ben buna katılmıyorum ki sen cevabını verdin aslında. Böyle bir istihbarat yok. Böyle bir istihbarat olsa ki bu bir darbe olsa bu saatte yapılmaz. Bu saatte yapılan bir darbe. İstihbarat derken şunu kastettim ben. Yani bu istihbarat alınmasa bu darbe 3'te yapılsa dediniz sonuçta ya. Sonuçta yani bu darbe istihbarat planlandı. Alınmışsa planlandı. Yani bugün görmüş olduğumuz belgelerde bunun gece 3'te yapılacağına yönelik planlanma oldu. Evet. Ama askeri üslerde bir hareketlilik olduğuna yönelik bir oradan yola çıkılarak bir takım analizler yapıldı ve böyle bir şeyin olma ihtimali olduğu ortaya çıktı ve bunu fark ettikleri için erken harekete geçtiler. Normalde gece 3'te planladılar evet. bunu. Tamam yani tabii bu bir sizin yani teoriniz. Bunu istihbarat bu de, yani istihbarat ben de. Sonuçta bizim de Çengelköy'de gördüğümüz ya işte bu askerlerin burada ne işi var deyip bu bile bir istihbarattır. Yani tabii. Çünkü alışık olmadığımız bir şey. Askeri üslerde de bir hareketlilik varsa alışılmışın dışında, alışılmışın dışında bir hareketlilik varsa bu bile bir istihbarattır. Yani hepimizin aklı var. Hepimizin ülkemizin nelerin beklediğini bilecek kadar, anlayabilecek kadar aklımız, tecrübemiz var. Şunu da söylemek istiyorum evet. Çağlar Bey. Yani Anadolu insanının iktidarları bu ülkede hep sıkıntılı olmuştur. Evet. Bak buradan yola çıkarak az önce bu işin içinde kimlerin olabileceğine yönelik de analiz yapmak mümkündür. Anadolu insanının İktidarları bu ülkede hep sıkıntılı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu insanının temsilcisi olarak, bir Anadolu insanı olarak 15 yıl bu ülkede iktidar olmuş bir ekibin, bir kadronun, bir kitlenin başındaki bir isimdir, lideridir. Dolayısıyla bu iktidar döneminde de belki böyle bir, bu kesimden, bu örgütten böyle bir şey beklemiyorduysak bile de ama Anadolu insanının iktidarda olduğu süreçte her zaman Türkiye risklerle doludur. Evet. Hep şimdi, risk vardır. Çünkü bu iktidarlar evet. her zaman Batı'yı, şurayı, burayı her zaman rahatsız etmiştir evet. Anadolu iktidarı. Çünkü Anadolu insanı bu toprakların gerçek sahibidir. Evet. Size dönelim. Şimdi ben evet, 10 dakika kaldı. Görüşlerinizi hızlı hızlı almak istiyorum. Şimdi aslında. Şöyle, birincisi tabii şey hani siz akılla, mantıkla, ferasetle konuşalım dediniz. Benim de aklım şunu söylüyor. Birincisi hareketlilik oldu, istihbarat aldı. Bu adamlar askerin içerisinde, bu adamlar bugüne kadar bunu hazırlamışlar. Siz hükümet olarak bugüne kadar bunları görememişsiniz. 2 saat daha beklese, herhangi bir hareketlilik yapmasa bu adam 3'e bunu yetiştirir, 4'e bunu yetiştirir. Bir kere bu benim aklım almıyor. Yani bir kere öyle mi oldu? İstihbarat mı alındı? O zaman darbeyi yapma. Çok net başarısıyla uğraşacağını bildiğim darbe yapma. Bunları inanın sizden daha iyi biliyorlardır bunları. Devletin şansı. Şimdi sırayla gidelim ustadım, ki ben sizi kesmedim. O kesimin olmaz. O kesimin. Tamam. Dolayısıyla ben o kesimin bunu yapmaktan başka seçeneği yoktu. Tamam. Evet. Önümüzdeki Ağustos evet. şurasında. Şimdi o sizin ama o sizin evet. teoriniz. Tamam. Devam olabilir. Edelim. Şimdi birincisi ben Amerika'yı izliyor demedim. Amerika'nın izlediğini iddia ettiği şey dedim. Yani Amerika'nın ben de izlemediğini biliyorum. Tabii ki Amerika izlemez. Amerika oyun kurucudur. Amerika bu bölgede Middle East'te çok derin analizleri vardır ve dolayısıyla ama Amerika'nın izlediğini iddia ettiği, NATO'nun daha doğrusu Rusya'nın NATO'yu suçladığı, İran'ın Arabistan'ı suçladığı beynelimler bir tiyatrodur dedim. Amerika izliyor demedim. Şimdi bakın burada istihbaratla alakalı görüşümü söyledim. Bana bu mantıklı gelmiyor. Yani bir hareketlilik yapacaksınız. Yapmayın abi hareketliliği. Madem öyle bekleyin. Yani bu saatte yapılacak bir iş değil. Bu saatte bunlar isteseydi bunu yapmazlardı. Bunlar asker. Bakın 103 tane general alındı. Bunlar general. Bunlar bu çok iyi bilen adamlar. Dolayısıyla ben bunların bir Türk askeri olarak
benim oraya getirdiğim, benim maaşımla beslenen bir Türk askeri olarak bir kere bu kadar salak olduklarını kabul edemiyorum. İkincisi, ayrıyetten bunun bir askerin mantığına da sığacağını düşünmüyorum. Şimdi çok kısa ben şu şeyleri anlatayım. Devam edelim. Bakın ben o gece oradaydım. O gece dışarıdaydım ve ben o gece daha ben de sizin gibi aynı, daha duymadan, daha Tayyip Bey'in, Cumhurbaşkanımızın bize dışarı çıkın dediği, bana göre çok büyük bir yanlış olan bu sözü söylemeden önce ben dışarı çıktım. Ve dışarı çıktığımda ben de aynı sizin gibi kimseler yoktu. Az kişi vardı. Böyle dışarı çıkmışlardı. Ve ben o gün orada askerlerle konuştum. Hatta burada da arkadaşlarımız vardı ve Facebook'tan da bir yayın yaptım. Canlı yayında da bunu anlattım. Ve askerlere şunu söyledim. Dedim ki bakın, yaptığınız bir darbedir. Yaptığınız bir kanunsuzluktur. Belki bunu bilmiyorsunuz. Şimdi ben bunu sizin ferasetinize bırakacağım. Belki bunu bilmiyorsunuz. Belki haberiniz yok. Belki emir komuta zincirinden dolayı buradasınız. 20 tane gencecik asker. 2 tane rütbeli hain var. Bakın altını çiziyorum, hain. 20 tane gencecik asker. Ve onlara şunu söyledim. Allah aşkına lütfen takip edin haberleri. Bekleyin burada. Kimseye ateş etmeyin. Ben de burada insanları tutacağım. Kimseye ateş etmeyeceğim. Cumhurbaşkanımız açıklama yapmadan önce. Kimse birbirine ateş etmesin. Burada bekleyin. Biz de bekleyelim burada. Ama darbeniz başarısız olursa, eğer bu girişiminiz başarısız olursa lütfen bırakın silahlarınızı. Bak, vatan hainliğiyle yargılanırsınız. Hayatınız boyunca hiçbir şekilde dışarı çıkamazsınız. Ve genceciksiniz, gençliğinizin baharında bu yaşamınızı bitirirsiniz. Lütfen yapmayın, bekleyin orada diye. Yemin ederim, bakın bir kardeşiniz olarak söylüyorum, kafaları karıştı. Böyle bir durdular, birbirlerine baktılar. Bir tane gözlüklü, keşke teşhis etsem onu. Bir tane gözlüklü artık binbaşı mıdır geldi, eğildi. Bunu ne konuşturuyorsunuz şöyle, şöyle tarasanıza dedi. Bu hareketi yaptı. Şöyle tarasanıza bunu dedi. Biz uzaktan bunu bağırıyorduk. Size karşı söyledi. Evet. Evet. Meydanda ne bir polis vardı, bir tane ne bir polis, vatan emniyetini dilerse Saraçhane'deyim, Fatih'teyim. Ne bir polis var, ne bir MİT var ya da ben bilmiyorum. Ya da askeri bir unsur, silahlı bir unsur veyahut da bir kolluk kuvveti yoktu. Ve biz bunu dediğimizde bizi uzaklaştırdılar. Ama askerler ateş etmedi. Bakın, darbecileri savunmuyorum burada. Allah aşkına beni iyi dinleyin. Ve bunu lütfen ispatlama şansım varsa bana ispatlattırın. O sırada kamyonlar geldi. Ben duydum ki Cumhurbaşkanımız açıklama yapmış ve insanlar oraya yığılmaya başladılar. Biz tam oradayken, tam böyle onlarla konuşmuşken, askerler herhangi bir şey yapmıyorken, ben görmemişken, arka taraftan bir kaldırım taşı, bir belediyenin arabasından bir kaldırım taşı, onların şorlantları, askeri araçları üzerinde patlayınca, böyle dan diye, bak ben sesi duydum yani, patlayınca, bunlar ilk başta havaya, ya bunlar 20 yaşında çocuk, genç bunlar, siz sokağa çıkardınız bu insanları. Bakın, o çocuklara taş atıldı ve bunlar 10 bin kişiyi gördüler. Ben bunu yaşadım. Sizin vicdanınızı size bırakıyorum. Ferasetinizi size bırakıyorum. Sokağa çıkma çağrısını yanlış buluyorsunuz. Hayır, evet ama evet. Şu vicdanı size bırakıyorum. Bu insanlar 10 bin kişiyi görünce, o taşı da yiyince bunlar korktular. Bunlar titrediler ve bunlar ateş etmeye başladılar. Bunlar ne yapacaklarını bilemediler. Ve bu korku, ve bunu yapan 20 yaşında askerlerdi. Buna rütbeli diyorsanız, ben onu da sizin vicdanınıza bırakıyorum. Ben bunu gördüm. Ve burada ben canlı da yayınladım. Çok karanlık ama ben bizzat gördüğüm şeyi size söylüyorum. Bunlar korktular ve ateş etmeye başladılar. Rütbelilerin vur emirleri var ama. Vardı. Bağırdılar. Vurun, vurun, vurun. Zaten vur emirleri var rütbelilerin. Dinlemedi. Ve evet, dinlemiyorlardı. Yani biz nasıl vuracağız bunları? Kendilerini halk ne zaman ki müdahale ettiğinde mi? Evet. Ne zaman ki bizim ordularıydı. Bak, ben sizi bilemem. Dediğiniz gibi Fatih Sultan Mehmet öyledir. Ben onu da anlamadım. Yani siz halk olarak bu tankı nasıl boşalttınız? Türk bayrağını sarıp polise nasıl teslim ediyor? Polis niye gitmedi oraya? Sizin ne işiniz vardı orada? Veyahut da özür dilerim, sizin işiniz vardı. Polis niye teslim almadı da sizi aldınız? Onu anlamadım ama Saraçhane'de bizim yaşadığımız şey şuydu. O taş patladı. Böyle bir taştı zannedersem. Güm diye patladı. Takı 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 ateş etmeye başladılar. Ya bunlar cahil asker zaten. Hiçbir şekilde bir eğitim bile almamış. Komando da değil bunlar yani. Takı takı ateş etmeye başladılar. Bir kişi benim yanımda boynundan vuruldu. Burada bir şey. Bir kişi omzundan vuruldu. Bitirin devam edin. Bak, bitirin, ondan sonra devam edin. Bitirsin. Size son sözü bırakacağım. Tamam. Dolayısıyla sonrasında 2 dakika daha. Tamam. Onun sonrasında bu şeyler kontrolden çıktılar. Ve inanın bana, bu askerler teslim olmak istediler. Ve bu askerler, o çaresiz askerler, siz şimdi bunu, çok özür dilerim, bu benim düşüncemdir, bir kardeşiniz olarak bana kılmayın, bir hamaset gereği demokrasi kahramanı oldunuz. Siz demokrasi şehidi verdiniz. Siz orada bir demokrasi mücadelesi verdiniz. Ben de bunu şöyle düşünüyorum. Bir polis, bırakacağım sözü. Bakın, bir polis, benim kayıtlarım var, biraz sonra isterseniz konuşalım. 1,5 saat sonra geldi oraya. Ve 1,5 saat Cumhurbaşkanımızın çık dediğinden sonra, bakın şu açıklama aslında şu. Aslında yaptığınız eleştirinin cevabını şu anda veriyorsunuz. Tamam, bir dakika, ben diyorum ki Cumhurbaşkanımız şu açıklamayı yaptı. Çıkın ve meydanlarda demokrasimize sahip çıkın. Bu darbecilere dur deyin dedi, doğru mu? Doğrudur. Heh. Peki şu açıklama şöyle olsaydı, Allah aşkına vicdanınıza bırakıyorum. Ey vatandaşlarım, çıkın ama sakın askere müdahale etmeyin. Durun, bekleyin. Bu meydanın boş olmadığını gösterin. Bakın ki bence çıkın dedikten sonra bunun olacağını bilmeli ama
Hadi diyelim ki bilmedi. Çünkü yapacak bir şey yok. Hakikaten çıkmamız lazım oraya. Bakın çıkılmaması lazım demiyorum. Ama şu açıklamayı ben duymadım orada. Ben Galyana getiren bir açıklama duydum orada. Çıkın ve dur diyen bir açıklama duydum orada. Ben ona katılmıyorum. Orada tamam. Sen Cumhurbaşkanımızın... Kabul ettiniz. Ben şunu söylemem kabul ettiniz. Gerekiyor burada. Dur deyin dediniz. Burada Cumhurbaşkanımızın... Bak. Düşüncesi şudur, sokaklara, meydanlara çıkın evet. Demekteki kastı şudur. Abi, sonuçta o eline silah verilip de orada halkın karşısına gönderilen insanın da bir Anadolu insanı, bir halk olduğunu evet. Ve kendi halkına, anasına, babasına ateş etmeyeceğini düşündüğü için insanları sokaklara davet etti. Bunlar darbe yapacaklar, gözü dönmüş. Bunların F-16'ları böyle alçak uçuş yapacak kadar gözü dönmüş. Ama içindeki rütbeliler, hadi dedin Anadolu insanı. Bakın bu da amaset. Anadolu insanı. Nerede Anadolu insanı? Belki burada, Anadolu insanı burada rütbeli insanların bir amacı var. Soruyorum. Anadolu insanının, Anadolu insanı haricinde olan rütbelilerin ateş edeceğini düşünemedim mi? Ya eniştesinden istihbarat alan bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Eniştesinden. Eniştesi söylemiş. Ya bunu söyleme abi. Bunu ben bir bunu vatandaş olarak söylüyorum. Bunu söyleme bari. Evet. Bunu dışarıda ve diyorsun ki istihbarat alındı. Yani bu nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan bana göre benim içimde yaman bir çelişki. Evet. Ve bu da bir insanların ölmesine sebep oldu. Bu yüzden de burada bir bedel vardır. Bir son bir cümle son ekleyeceğim. Cümleyi alayım. Tamam, son cümleyi size ekleyeceğim. Az önce bir şey söylediniz. Çok güzel bir şey söylediniz. Programı ben size katılıyorum. Hakikaten de çok güzel bir analiz. İlk defa birinden bir şey duydum. Dedi ki bunların kılcal damarlarına kadar girmesindeki sorumlu hesabını vermeli dediniz. Bak bir kere şey demediniz. FETÖ hesabını vermeli. Çok güzel. O zaten hesabını verecek. Ama kılcal damarlarına kadar sokan da hesabını verecek değil mi? Evet. Başka sorum yok. Peki. Yani dolayısıyla bunu burada zaten peki. Yalnız etmemiz lazım. Bir iki dakikam kaldı. Son cümleleri alalım, toparlayıp veda edeyim. Ben şunu söyleyeyim Çağlar Bey. 15 Temmuz Türkiye'de demin beyefendinin söylediği gibi işte demokrasi kahramanı oldunuz, halk kahramanı oldunuz. Tabii 15 Temmuz'dan sonra yapılan yorumlara baktığımız zaman bu amaç doğrultusunda hareket eden insanlar da var. Benim o köprüye gidişteki veya benim etrafımda evet. Beykoz halkının, ben yakından takip ettiğim için bunu söylüyorum. Hiç demokrasi kahramanı olma düşüncesiyle değil, ölmeye gitti. Orada evet. Ölmeye gitti. Çünkü az önce de söylediğim gibi Anadolu iktidarlarının bu ülkede her zaman sıkıntılı olduğunu hepimiz, herkes biliyoruz. Yaşanan ihtilallerin, yapılan darbelerin sonuçlarında bu ülkeler, ülkemizde nelerin yaşandığını evet. Herkes biliyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Milletimiz devletine, topraklarına sahip çıkmıştır. Evet. Dolayısıyla milletimize çok şey borçluyuz. Evet. Bunun AK kesinlikle. Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi evet. Yoktur. Herkes tek vücut olmuştur. Bütün Türk milleti sokaklara dökülmüştür. Az önce söylediğim şeyin evet. Altını tekrar çiziyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın halkı sokaklara davet etmesindeki etken unsurun, o elinde silah olan askerin, normal evet. Elinde bir evet. Anadolu insanı olduğunu, bu anasına babasına ateş etmeyeceğini evet. Düşündüğü için vatandaşımızı demokrasiye sahip çıkmaya davet evet. Etmiştir Cumhurbaşkanımız. Çok güzel Sayın Gül. Burada bir istihbarat zaafı olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız söylüyor. Aslında istihbarat zaafı olduğunu söylerken de bundan sonra olabileceklerle ilgili bir mesaj veriyor. Dolayısıyla evet. Bu ülkenin nasıl sıkıntılar altında olduğunu da kamuoyuna evet. Göstermek açısından bu ifade çok teşekkür önemli. Ederim. Her ikinize de çok teşekkür ederim. Söyledikleriniz çok çarpıcıydı. Çok ses getireceğini düşünüyorum. Kamuoyu tartışacaktır. Haber özeli noktalıyoruz. Önemli bir program yaptık. İlk defa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşananları gazeteci Kader Gür'ün çektiği görüntülerle ekranlara getirdik. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in çağrısını ilk defa ekranlara getirdik. Ve Sayın Kent Kur'an'ın da çok farklı analizleri oldu. Şimdilik hoşça kalın. Daha sonra yeniden görüşeceğiz.